Heykeli dikilen dolandırıcı, Köpnikli yüzbaşı, 1849 yılında Prusya'da doğan Frederick Wilhelm Voigt, hırsızlık ve sahtekarlık gibi çeşitli suçlardan cezalar aldı. Son cezasından sonra 1906 yılında serbest bırakılan adam Berlin'de ayakkabı ustası olarak iş buldu. Ancak sicilinden dolayı oturma izni alamadı. Berlin'de kaçak olarak yaşamını sürdürürken bir eskiciden bulduğu yüzbaşı üniformasını giyerek bölgedeki kışlaya gitti. Bir manga askere peşinden gelmesini emreden Voigt, Köpenik Belediyesi'ne giderek başkanı tutukladı ve kasadaki 4000 marka el koydu. Sonrasında askerlere asayişi sağlamaları için beklemelerini emrederek oradan uzaklaştı. Olaydan 10 gün sonra bir arkadaşı tarafından ihbar edilip yakalandı. Ancak Kral 2. Wilhelm olayı çok komik bulduğu için adamı affetti. Hayatının kalanında Köpenikli yüzbaşı olarak anılan Voigt bu olayı senaryolaştırarak tiyatrolara pazarladı. Halk tarafından çok sevilen Voigt'un heykeli Köpenik Belediyesi'nin girişinde bulunmaktadır.